İyi akşamlar. Bir Beşin Set programına daha hoş geldiniz. Dünyacığım hoş geldin. Pelin'cim hoş geldin. Ben esas de hoş geldim. Sen hoş geldin. Ben siz çok keyifliydiniz. Şimdi gördüm ben onu. İtiraf ediyorum. Sen yokken rahat rahat konuştuk ama sensiz programın keyfi yok. Aa işte bu beni tamamen yıkar. Ne oldu dünya abi? Geçen hafta böyle demiyordun. Pazar günü beraber iyi bir tenis oynadık da ondan geliyordu. Şimdi hakikaten eczacı başını zaten siz hem maçın üstüne hem biz de konuştuk ama yani birkaç laf ederiz üstüne. Hem sonra bir de Fenerbahçe Vakıfbank maçıyla ilgili mutlaka uzun uzun konuşuruz. Zaten liglerle ilgili hani Galatasaray-THY maçından başka konuşmaya değer bir maç. Yani hepsi konuşmaya değer de hani tartışılacak bir şey yok ortada. Tabii ki sen yine de 3-5 laf edeceksindir. Onun üzerinden. Ondan sonra erkeklerde güzel iki tane maç vardı. Biz dünyayla onu konuşuruz. Pelin'cim top sende. Bir toparla. Valla sen böyle söyledikten sonra başlayınca diyorum ki acaba çok mu ayıp ediyorum takımlara diye düşünüyorum. Çünkü hani benim seyrettiğim işte Galatasaray Türk Hava Yolları, Mert Grup Sigorta, Fenerbahçe, Opet, Aydın, Büyükşehir Belediyesi, Vakıfbank üçü de gayet kötü maçlardı. Belli ki hani son hafta artık bu önümüzdeki hafta sonu son maçlar oynanacak. Herkes vitesi boşa atmış. Şu yerler anda belli. İşte playoff oynayacak evet. Olanlar playoff'u bekliyor. Elenecek yani küme düşecek olanlar 3 aşağı 5 yukarı zaten belli. Dolayısıyla hani böyle tıngır mıngır hiçbir amacın ve hani kazanmanın kazanma isteğini görmedim ben diyeyim yani. Bu maçlarda. Ya şimdi hoş değil ama haksız mı bu çocuklarda? Yani aylardır antrenman yapıyorlar. Birçoğu yazını bile yaşamadan geçirdi filan. Doğru değil ya, ama yani o motivasyon da çok kolay değil ve daha sonrası var. Yani playoff oynayacak bir kısmı ya da. Ya da playout oynayacak. Evet. Tamam playout yani hani şeyi anlıyorum okey doğru kimse robot değil ama şimdi ilk yarı ya da işte ikinci yarının başındaki maçları düşünürseniz bir mücadeleler vardı yani. Ya bir ara hani çok ilk yarı Mert Sigorta'yı falan nasıl övdüğümüzü hatırlıyorum. Yani sağda. Mert Grup Sigorta biraz bence Virukova'nın sakatlığından sonra o düşüşe geçti ve bayağı da düştü. Yani ilk 8'in içinde olur diye düşünüyorduk. Aydın dışında kalır gibi gözüküyordu. Ama Kuzey Boru'nun da çıkışıyla son düzlükte şimdi gene Mert Grup Sigorta büyük ihtimalle 9. bitirecek evet. Herhalde öyle gözüküyor. Ki sezon başında farklı bir yere koymuştuk hakikaten. aynen öyle. Mesela şimdi önümüzdeki hafta Aydın'ın Sarıyer'le maçı var. Önemli bir maç. Sarıyer'de çünkü. İhtimal var mı Sarıyer'in yukarıda Belediyesi. Olma olabilir yok. Neden olmasın? Çünkü ben mesela şimdi seyretmedim bu haftaki PTT maçını. 3-0 yenildi Sarıyer Belediyesi PTT'ye. Ama baktığımda benim hep Sarıyer'in yani maçlarına baktığımda ve istatistiklerine baktığımda hani dikkatimi çeken oynuyor. Bir şey var. Çok az hatayla evet, oynuyorlar. Oynuyorlar çok yani, iyi. Yani bu güzel bir şey çünkü işte bak burada PTT maçında ilk sette 5 basit hata, ikinci sette 4 basit hata, üçüncü sette 3 basit hata yapmışlar. Oynaman lazım onları yenmek bugün için. Hani ligin üstünde şampiyonluğa oynayan takımlar bu daha kadar istikrarlı değiller. Dolayısıyla hani baktığımda ben Sarıyer'i gerçekten Hasan'ın da iyi iş çıkardığını düşünüyorum. O anlamda tebrik etmek isterim. Hani baktığınızda evet şu anda 11. sırada gözüküyorlar ve herhalde oralarda tamamlayacaklar. Belki 10. sıraya çıkarlar Bolu'nun maçına bağlı olarak. Ama burada Aydın'la Mert grubu maçlarına bakarsak hani Mert Grup Sigorta Galatasaray HDI Sigorta ile oynayacak. Hoş Galatasaray da bu hafta hiçbir varlık göstermedi Türk Hava Yolları'nın karşısında. Yani ilk defa onu bütün sezon başından evet. Beri gördüğüm en kötü anti'yi gördüm evet. Diyebilirim. Alexia'yı diyebilirim. Duydum, evet. Dolayısıyla hani o maçta Mert Grup Sigorta yenebilir mi? Zannetmiyorum. Çünkü Mert Grup Sigorta da çok düştü ve o da iyi oynamıyor. O yüzden hani bu sıralamaların çok değişeceğini düşünmüyorum. Nilüfer Belediyesi herhalde Yeşilyurt'ta oynuyor. Büyük bir aksilik olup Yeşilyurt'ta yenilmez ise Karayolları çünkü Fenerbahçe Opet'le oynuyor. Herhalde Karayolları ile Yeşilyurt düşer gibi gözüküyor. Burada bir saptamada bulunmak istiyorum. Unutacağım çünkü sonra. Bu grubun hani işte 4'ten sonra 8 ile 10 arasındaki grubun içinde
Yani belli bir istikrarı hiç bozmadan sezon sonuna kadar gösterdiği için ben PTT'ye de ayrı bir paragraf açmak lazım diye düşünüyorum, değil mi? Yani kendi gücüyle orantılı belli bir standartta yakalarsam da herkesle oynarım tadında bir bayağı güzel, değil mi? Yani ligin genel seyrinde ayrı bir şey açmak gerekiyor. Ben duygusal mı davranıyorum bilmiyorum. Yok, doğru söylüyorsun. Bir de şeyi de unutmamak lazım. Yani bütün biz, yani özellikle ikinci yarı neredeyse Russo hiç top oynamadı gibi, evet, bir şey. Sakatlığından dolayı. Dolayısıyla yerini doldurdu işte hani, bizim kızımız. Baktığın zaman evet, nasıl bir Biryukova sakatlığı, Mert Grup sigortanın tamamen işte 5-8 arasındayken aşağılara ve belki 8'in dışına çıkmasına sebep oldu ki öyle gözüküyor. Ama hani PTT burayı gayet güzel takır takır gitti ve şu anda 5. sırada gözüküyor. PTT'nin maçı kimle, ona bakalım. Türk Hava Yolları ile yenilir. Yani orada Galatasaray, belki Galatasaray evet, bir tık üste çıkabilir. Onda da Mert Grup sigortayı yenmesi lazım falan filan. Bu haftanın maçlarında Yeşilyurt Bolu Belediye'yi 3-1 yenildi. Eczacıbaşı Dynamit Karayolları'nı 3-0 yendi. PTT Sarıyer Belediyesi'ni 3-0 yendi. Galatasaray Hediye Sigorta Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi. 3-0 yenildi. Mert Grup Sigorta Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi de Vakıfbank'a yenildi. Yani Aydın Büyükşehir Belediyesi ile maç başlayayım. Şimdi tabii ki burada hani benim ilk dikkatimi çeken şey oyun oynarken de öyleydi zaten. Başta mesela bu kadar basit hatalar yapmıyorlardı. Ama setin sonuna doğru çok basit hata yapmaya başladılar ve zaten ilk seti 8 basit hatayla bitirmişler. 25-21 Vakıfbank almış. Evet. Zaten hani 4 sayı üstüne bir de 4 sayı koyarsan zaten 8 sayı. Hani çok basite indirgiyor evet, bu istatistiklere baktığında da belki ama hakikaten de... Ama bir de, yani. Ya hayır evet, ama bu yani doğru, gerçek bu. Onu söylemek lazım. Baktığınızda manşette zorlandılar gibi gözüküyor. Tabii ki hücumda da çok çok iyi iş çıkarmadılar. Gerçi bütün bir seneki yüzdelerine göre birazcık daha iyilerdi ama Vakıfbank'ta... Yani rotasyon daha doğrusu, yaptı mı Vakıfbank? Barç oynamadı. Tuğba oynadı. Onlar da tabii şimdi Ogbogo oynadı. Onlar da şeye oynayacakları, Fenerbahçe'ye oynayacakları tarzda bir kadroyla çıktıkları için geçen maçlarda da Barç oynamadı. Herhalde ufak bir sakatlığı var diye düşünüyorum ama hani perşembe günü sahada olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani o Avrupa Kupası'na yönelik bir takımla çıktı diyeyim. Ogbogu oynadığı için. 6 tane blok yaptılar. Servis, defans, blok. Vakıfbank'ın en büyük şeyi. Biraz daha toparlanmıştı. Daha sen yoktun geçen hafta, onu da biz konuştuk evet, burada. Biraz Vakıfbank'ın Cansu'ya kendini toparlaması için zaman tanıması gerektiğini konuştuk. Bir de hani tekrar olacak belki ama ben hani biraz genç pasörlerin çok oyun içinde yerlerinin değiştirilmemesi gerektiğini. Yani bir hatada oynasın o pasörü diyorsun, değiştirirsen güven kaybı yaşanıyor bravo, diye düşünüyorum. Mesela hani geçen Halkbank maçını da seyrettik burada. Fransız maçını heyecanla hop oturup hop kalkıp hani orada Selçuk'la Aslan'ı Taner durmadan değiştiriyor. Bir sayı için bile, iki sayı için bile ama onların ikisi de belli bir tecrübesi yaşta olan oyuncular ve bunun altından kalkabilecekler ama genç oyuncularda aynı şey olmadığı için, özellikle pasör beyin olduğu için bir takımın, hani Vakıfbank'ın bunu devam ettirmesi sonunda ben bir hata yapacağını söyledim. Nitekim bu maçta da birazcık Cansu daha toparlamış gözüktü. Buket giriyor çıkıyor tabii ki. Hani faydası olacak. Blokta, İkili değişiklik şansları tabii var. Tabii tabii. Hani blokta da Buket'in iyi işler çıkardığı bir oluyor. Tık. Defansta da, serviste de. Tabii ki her zaman Giovanni'nin şeyini de, tarzını da biliyoruz. Sahaya atılır. Yedeklerini de kullanır. Yani herkes kendini takımın bir parçası hisseder. Tabii ki o önemli bir şey. Bence sadece hani son söyleyebileceğim, Vakıfbank'ın son haftalarda biraz manşet problemi gözüküyor. Enteresan. Yani evet, Gabi dahil, onu da konuştuk. Yani biraz orada tabii şimdi Tuğba'nın oynadığı bir maçta manşet probleminin birazcık olması da normal. Ama hani perşembe günkü maç için bu sıkıntı olabilir. Çünkü Fenerbahçe Opet Mert Grup Sigorta maçında da mesela ilk setin sonunda
Vargas geçti servise. 20-17 miydi neydi öyle bir şeydi. Smaç vurup zaten 21-17 oldu galiba. Geçti. Bravo. Üstüne 4 tane mi ne ace aldı. yani o yüzden... Ama sadece Vargas da değil. Orada 3 tane gerçekten iyi servis atan. Arena'nın servisleri de tabii çok iyi. Yani dolayısıyla orada hani baktığında 9 tane direkt sayısı var. Büyük Fenerbahçe'nin 3 sette. Ciddi bir rakam. O yüzden hani serviste bence o manşet işi Vakıfbank'ı bu Polonya maçından beri başına bela olarak devam ediyor. Bu Fenerbahçe Opet'le de bu yarı final durumunda nasıl olur bilemiyorum. İşte söylediğim gibi yani Aydın'ın da çok fazla bir varlık göstermesi zaten beklenemezdi. Mert Grup Sigorta Fenerbahçe maçına şöyle bir baktım. Onda da hani söylediğim gibi bir Yokova hala daha toparlayamadığı için Ayça'yı yerine sokup çıkartıyor falan ama hani olmuyor. Hücumda hala çok düşük kalıyor. %7 ile oynamış. Bu bir iki maçtır Paskova'da da bir düşüş var. O da istenilen verimi sağlayamadı. Tabii gene her şey Gaya'ya kalıyor. Gaya da kötü oynadı bu maçta. Yani bu en azından diğer maçlarda bir ayakta kaldı denilecek performans gösterirdi. Bu maçta çok çok hata yaptı. Yani. Evet yani Gaya'nın bir tek ne diyebiliriz? Servis de çok kaçırdı. Evet yani genel olarak kötü. Ama mesela blokta etkili oluyor. Evet. Yani hani ben çok orta oyuncuların hiç blok yapmadığını görüp Gaya'nın blok yaptığını 3-4 tane blok yaptığını hep gördüm. Bu maçta da gene 3 tane blok yapmış. Fenerbahçe Opet'se takır takır top oynuyor. Yani bence Vargas zaten... Bu takım zaten... çok güzel oturdu değil mi? Yani bu şu andaki kadro ne yani hakikaten niye oynatmıyor dediğimiz bu düzen dediğimiz düzen şu anda Fenerbahçe'nin sanki yani sezon başında kurulmuş gibi herkes birbirini tanıyor. İyi işler çıkarıyorlar yani. Evet, aynen öyle. Arada Ana Kristina'yı da soktular. Onu da kullandılar. Serviste bence çok etkililerdi. Manşetleri gayet iyiydi. Zaten hani baktığınızda defans da yapıyorlar. Yani hani burada öyle blok kurunca... Şeyde, tabii. Blok, ben Fenerbahçe'den daha fazla blok üstünlüğü beklerim esasında oynadığı takımlara karşı. Ben daha o blok üstünlüğünü çok görmedim. Bazı maçlarda görüyoruz. Gördük ama son zamanlarda o kadar bir blok üstünlüğü yoktu. Yani bu maçta da 8 blok Mert Grup Sigorta yaptı. 8 blok az yani, Fenerbahçe evet. Opet yaptı. Bana göre az. Ha, ben şimdi bu maçta ilk başta dedim ki ya niye hani Terziç'i anlamak kısa zor. Adamı durmadan eleştiriyoruz gerçi ama. Ben şimdi ciddi bir eleştiriyle geliyorum. Hazır ol. Yani şimdi bu kadar Buse ile oynayacağımdan nasıl bu kadar hiç Buse'yi sahaya sokmaz hale geldi. Gerçi üçüncü sette oynadı. İkinci setin arasında oynadı ama mesela ben bu maça da Buse ile başlamasını beklerdim şimdi, şahsen. Şimdi bak o ne biliyor musun? Şimdi Giovanni'ye bir atıfta bulunmak gerekiyor burada bunu anlatırken. Giovanni nasıl oyuncularla ilişkisinde o oyuncuların her an sahadan alınıp oynamasıyla ilgili o rahatlığı başından itibaren duygu olarak o rahatlığı oyuncuya veriyor. Oyuncu çıktığında kötü değil, girdiğinde biliyor. Ama şimdi bak sen burada Terziç gibi bir adam birini yani yok sayarak Naz gibi bir oyuncuyu bir hamle yani ben buna sanki darbe yaptım gibi yaparsan öbür oyuncuyu atıp öbürünü yok kabul edip sonra o ilişkiyi de yeniden o samimiyette kuramıyorsun yani. Evet ama hani sonra bu maçta aklıma geldi ki hani evet bu Perşembe günü bir önemli maç var. O yüzden Naz'la herhalde başladı ve sonrasında Buse'yi soktu diye düşündüm ama tabii şimdi Giovanni'yi de yere göğe koymamak lazım yani. Giovanni'nin de eleştirilebileceği çok yönleri var. En başta söylediğim gibi yani Cansu sakatlıktan çıktı bir geriye dönüşü tam manasıyla oturtamadığı bir süreçte bu kadar ikili değişiklik Buket'le yapıyor olması da yanlış. Yani Giovanni de öyle çok rahat da oyuncusunu bırakan bir antrenör olmadığını da birebir de bildiğim için. Ama tabii oyuncular şunu biliyorlar. Yani bir katkı sağlarlarsa orada orayı alabilirler. Onu bildikleri için zaten. İşte o da biraz o bir duygu yani. Onu iyi aktarıyor yani. Evet şimdi sadece Terziç'i eleştirip başka kimseyi eleştirmezsek olmaz. Şimdi aslında baktığında yani Giovanni'nin yani mesela geçmişten günümüze de bazı oyuncularla antrenör ilişkilerinde vardır bu. Giovanni de gayet insan
tarafında olan bir yani makine olmadığı için yani bir sürü oyuncuyla ilgili yani olumsuz söyleyebileceğimiz taktığı diyelim hadi başka da tabir bulamıyorum. Mesela şimdi biz Galatasaray maçını konuşacağız. Yani maçın içinde şunu hissettin mi bilmiyorum maçı seyrederken. Ya gizem lazım da oraya. Dedin ya ben çünkü orada birkaç tane pozisyon var. O 5 numaraya smaç vurdular. Ben tamam Gamze mı? De lazımdı dedim. Yani Gamze de evet bravo geç bana göre de soktu ama gizem değil mi orada o enerji oradaki iki tane top çıkarsa o ilk set çünkü çok başa baş giden bir yani setin önde gidiyordu Galatasaray oradan döndü falan. Yani oralar şunu demek istiyorum. Mesela Gizem'i Giovanni hani yok etti. Yani o standarttan bir daha oraya dönemedi kız yani. Yani o bir ilişki biçimiydi. Yani bu da antrenör oyuncuların arasında zaman zaman yaşanan ve doğru ya da yanlış diyemeyeceğimiz ilişki biçimi yani. Ben katılmadım hiçbir zaman ama buradan şeye döneceğim. Yani şimdi öyle enteresan ki Terzic. Şimdi biz şimdi spor yaparken hepimizin kendi içinde yaptığımız işle ilgili onore edilmeyi ya da bir şekilde bir ödül ya da bir yere ulaştığımızda onun altının çizilmesinden hepimiz mutlu oluruz. Yani haftanın altısı yapılırdı oradan bile yani kendi kendime gülümsediğimiz işte hoşumuza gidiyor. Yani ödüllendirilmeyi sever sporcu ve bununla ilgili kendini bir yere koymuşsa onunla ilgili verdiği emeğin karşılığını... Kendinden mukayese etme. Şöyle kendinden mukayese etme. Bizim oynadığımız dönemde, biz oynadığımız bütün takımlarda hep lider oyuncular vasfında oynadık. Yani bizleri çıkarıp da başka birisini bizim yerimize oynatmak, monte etmek ancak sakatlık yürüyemeyecek hale geldikse oldu. Hiç böyle bir şey yaşamadık ki. Ben oraya ki. Bağlamayacağım ya. Terzic'e bağlayacağım. Başka yere gidiyorum ben. Başka yere gidiyorum. Onu unuttum ben. Şimdi başka bir yere gidiyorum. Tamam. Şimdi geldiğimiz bu onore edilme, işte işin ödüllendirilmesinin bazı kurumlar tarafından yani yıllardır yapılan bir şeyi var. Yani sporun Oscar'ı diyeceğimiz bir iş var. Yani. Jilet Milliyet spor ödülleri yıllardır kendini gerçekten spor kamuoyunda hani hem kalite olarak hem yapılan ve onun kazanıldığında hak ettiğini bilerek insanların inandığını yani Türkiye'nin güvendiği yıllardır tek spor ödülü spor gibi ödülü duruyor. Yani. Şimdi bunun almak ömür boyu anlatılacak hikaye. Oradaki fotoğraf, oradaki ya biz zamanında biz de oralarda olduk ve anılarımız da var yani çok ciddi resimleriyle, bilmem neleriyle. Şimdi Eda yani gerçekten bana göre hak eden, en önemli hak edenlerden biri olarak hem kızları temsilen bir Jilet Milliyet'te bir ödül kazanıyor. Ve yani Terzic'e şimdi laf edince laf etti oluyorum. Ya olabilecek bir şey mi ya? Ya böyle bir saatlik ya da bir dönemin, kocaman bir yılın ya da ömrün içinde 5 kere karşılaşacağım bir şeyle ilgili ben gitmesini istemiyorum. Ya böyle bir şeyi bir spor adamı olarak bu kadar iletişimin kendi adına dünyada artık her şeyin önüne geçtiği bir iletişim dünyasında buna engel olmayı ya ancak old school demiyorum yani. Hani var ya eski Stankovic antrenördü bir zamanlar hatırlar mısınız? Beşiktaş'ta bir Yugoslav bir antrenör gelmişti. Disipliniyle ön planda antrenörlük kariyeri hiç konuşulmazdı. Ödöt, zödöt, bödöt. Hayır yasak masak yani. Tamam Beşiktaş'tan dinlersiniz hikayelerini. O kafa diyorum ben Stankovic kafası diyorum. Aynen burada hortlamış durumda. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ve buna nasıl izin veriyor Fenerbahçe yönetimi ben onu da anlamıyorum ya. Böyle bir şeyin içinde o sporcunun bu hakkını elinden alma hakkı var mı? Bence kimsenin yok. Maçı olur. Burada değildir. Hastadır. Ya şimdi insanlar böyle zamanlarda hasta gelenleri hatırlıyorum ya ben. Yani bayağı ayağı bilmem alçıda koltuk değnekleriyle falan. Çünkü orası onore yeri yani. Bir kere yılda bir kere yapılmış. Bütün halkın oylarıyla seçilmiş. Ya böyle bir şey. Ya Terzic'i anlamıyorum. Ona izin verenleri de kınıyorum yani. Kocaman kılıyor. Yani Terzic esasında çok rahat görünen bir antrenör değil mi? Sanki hiçbir şey kafaya takmıyormuş ben gibi duruyor kenardan. Hayır yani benim hep bir noktada hep rakip olduğu için hani baktığımız bir iyi incelediğimiz biriydi. Hani ben şaşırdım şahsen. Değil mi? Giovanni'den böyle bir şey beklerdim. Giovanni orada aslan gibi. Yani geliyor gelecek olan oyuncularıyla beraber yani. Abi bak Giovanni. Ya sonuçta ben bunu bir şekilde şeye bağlayacağım. Yani sosyal anlamda gelişim, kültür. Yani şimdi
bir kere artık ekonomik olarak bu paraların döndüğü bir dünya spor. Bu sporun içinde bu ekonomileri sağlayacak olan dinamikler de markalar. Bu markaların bir tarafı da bu tür özel günlerle kendilerini orada ifade ederek hem spora katkıda bulunuyorlar, para olarak, maddi olarak, hem de kendi markalarıyla sporun temiz dünyasına yukarı çekiyorlar. Ve bunun için en önemli taşlandırılacak yer. Ve sen bunu algılayamıyorsan zaten old school'sun, bittin yani. Bu dünyanın içinde yer yok yani abi, böyle bir dünya yok. Gerçekten yok. Ya bizim eski zamanda var mıydı böyle şeyler bilmiyorum ya. Eskiden olsa hani anlarım yani. O zaman kimsenin böyle markayla bilmem neyle işi yoktu. Ama şimdi öyle değil ki. Eskiden olsa daha da korkardı antrenörler ben yollamıyorum demeye. Sonuçta karşında koskocaman bir medya grubu var yani. Ben ödül veriyorum, sen nasıl yollamazsın da. Yani, ayrı bir şey. Tabii günümüzde artık ya iletişimin etkisi tartışılmaz. Yani o yüzden de hani böyle bir durumda bu çocukların profesyonel olduğunu da biliyor muyuz? Biliyoruz. Yani sen kampa mı alıyorsun yani, bir gün öncesinden? Bir saniye. Yok, kampa da almıyorsun. O zaman yani Eda gibi son derece profesyonelliğini ispatlamış, milli takım kaptanlığı yapmış, yapan hala birini yollamamak tabii çok anlaşılır gibi değil. Bir reklam arası veriyoruz. Devam edelim ama bu konuya girmeyelim artık. Evet, bir reklam arası veriyoruz. Devam edeceğiz sohbet. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Aslında Pelin'in söylediği bir laf da var aslında. Eğer öyleyse de gerçekten o zaman bütün okları terzisten alıp yönetime gönderelim derim. Çünkü yani bu bir yönetim zafiyeti de olabilir yani. Burada gerçekten ben bunu zafiyet demedim. Yönetim de buna terziç gibi düşünüyordur. O yüzden terziçi bu konuda ben ikna etmemiştir dedim. Evet, yani hakikaten aslında baktığınızda bu işin bir tarafında yönetim de bu kararı uygulatmayıp yani Eda'nın orada olma isteğine cevap verebilirdi diye düşünüyoruz. Yani burada hakikaten büyük bir yani sporcu adına büyük haksızlık var. Çok ayıp yani. Evet. Gelelim maçımıza. Galatasaray Hediye Sigorta Türk Hava Yolları maçı. İşte söylediğim gibi yani bu maçın da sonuca sıralamaya bir etkisi olmayacağı için herhalde görüldü. Çünkü ben Nilay'la ve Bihter'le başladığı için şaşırdım. Hatta Gizem'in sakatlığı mı var dedim, bilmiyorum. Gizem yok, hastaymış. Gizem, evet, yani duymadım ama hani Gamze'nin de hiç oynamamasını olmuş. Sadece böyle bir bloğa soktu. Son set atama evet. İlk sette. Ondan sonra bir de son sette girdi. Dolayısıyla hani o da bana biraz saçma geldi. İşte söylediğim gibi yani amacı yok da biraz da maçın değil amacı mi? Amacı yoktu işte maçın. Evet. Zaten onu demek istiyorum. Herhalde o yüzden de 5-8 müsabakalarına playoff'una hazırlık olsun diye Bihter'le Nilay'ı da kullanmak istedi. İlkin her zamanki İlkin gibi oynadı. Bence çok çok iyi bir sezon geçirmiyor İlkin evet. Bu sene onu söyleyebilirim. Bir şey var yani onun üstüne çıkamadı. Yani o bir şey, o bir çıta diyelim. Yani onun üstü çünkü milli takım seviyesinde de katkı sağlar, imajı yaratacak bizde. Ama o yok henüz daha yani onun bir evet. Üstüne çıkamıyor. Aynen. Ama o şey de var yani o ne bileyim bilmiyorum o olabilir gibi de geliyor. Hala umudum var benim yani. Bir kuvveti var çünkü bir cesareti var. Biraz ona bir şeyler daha katması lazım. Biraz da kafayla oynaması falan biraz daha falan. Yani potansiyeli var. Ama daha onu %100 sahaya yansıttığını evet. Çok göremedim. Bu sene gene geçen seneye göre bir tık daha iyiydi. Zaman zaman bazı maçlarda daha iyi işler çıkardı ama hani genelde baktığınızda o da hücumda hep böyle %30'larda geziniyor. Geziniyor evet. Manşette de şöyle böyleydi bu maçta. Mesela benim hani hep görmeye alışık olduğum Galatasaray'ın servisi vardır. Bu maçta hiç öyle bir şey yoktu. Alexia da kötüydü. Yani mesela ilk sette çok başa baş gitti. Hatta
24-23 öndeydi Galatasaray ve son topu Nilay Alexia'ya attı, Ples attı. Evet. Oradan çıkardılar ha. onu falan. Ondan sonra yani 27-25. Yani böyle biraz ruhsuz gibi gözüktü Galatasaray bana. İkinci setten sonra zaten her şey çorap söküyor gibi gitti. İkinci sette de başa baş... Yani bu arada Türk Hava Yolları da çok iyi top oynamıyor, onu da evet. söyleyeyim. Türk Hava Yolları da Şeyma, Van Rijk öyle başladı. Evet. Sonra Şeyma'ya yanılmıyorsam bir blokta sinirlendi Abondanza. Evet. Onun üzerine de Madison soktu. Evet. Tabii ve sonra Polen'i da Polen'i devreye ama soktu. Ama tuttu biliyorsun değil mi bu iki değişiklik? Evet, Ortman yani. ilk sette çok iyiydi. Çok iyi oynadı değil mi ya? Ben çok beğendim. İkinci, yani. Üçüncü set çok da bir şey yapmalarına evet, gerek şey kalmadığı için zaten hani şey... Ama Madison da çok iyi oynadı yani. Madison da çok iyi. Uzun çok zamandan iyi. Beri evet. onun da bu kadar iyi bir performans sergilediğini görmemiştim. Zaten %61 ile evet, atak inanılmaz. Yapmış yani. Çok iyiydi yani. Ciddi Polen de çok iyi oynadı. Şeyi var. Polen de çok evet. iyi oynadı. Polen de %56 ile oynamış. Zaten Aslı Kalaç o blokta hakikaten biraz da şeyi tanıyor herhalde. O yüzden Yunanlı smaçörü. Anti'yi. Yani onu o çaprazda birkaç kere güzel yakaladı. Ama yani. İşte bence orada biraz Nilay'la uyumlarında da sıkıntı evet, vardı. Evet doğru. Yani doğru. Nilay olabilir. Şimdi çabuk Nilay... top oynayan bir pasör. Tamam ama yani ona bazı çabuk toplara lazım. Bu yükseklikteki evet. oyuncuların yetişmesi çok kolay olmuyor. Olmuyor ki. Anti de çabuk top oynuyor Gamze ile. Bence yani orada biraz Nilay faktörü vardı. Çabuk topun yüksekliğinde sıkıntı var. Nilay çabuk topu daha alçak atıyor. Gamze biraz daha yukarı perdeden atıyor. O zaman blok altı evet, oluyor. Bir şey oluyor öyle. Güçle. Zeynep Sür'de iyiydi. Tabii hani genç bir oyuncunun evet. böyle oynuyor olması. Bence de. %71 ile atak yaptı. Yani 7, evet. 7 top almış gerçi. Çok az top belki ama 5 tanesini öldürdü. Bir tane de blok yaptı. Türk Hava Yolları'nda da hani Türk Hava Yolları'nda bu Ortman transferi hakikaten çok isabetli. Çok isabetli bir transfer oldu. Nereden geldi? O İtalya'dan mı Almanya'dan mı geldi? Hiçbir fikrim yok. Bahar iyi oynuyor. İşte libero Aslı olarak, Kalaç iyi oynuyor. Libero olarak şimdi yani ben kötü oynamıyor libero olarak kızın adını da şimdi. Ceren. Ceren. Ama bir önceki libero da iyi oynuyordu. Bir anda neden Ceren'e döndü? Nasıl oldu? Anlamadım ben orayı. Çok kaçırmış da olabilirim yani. Hani yani Beren'in zorlandığı bir dönemde Ceren girdi. Ceren bayrağı aldı gitti diyorsun. Devam etti. Bence iyi de defans da yapıyor. Yapıyor ya. Kötü oynamıyor ama Beriz için de şey diyemezdim yani. Ay abi bu ne oluyor? Orada bazı maçlar var öyle. Çok iyi defans yapıp çok iyi servis karşıladı Beren'in falan. Beren'in de tabii aynen yani, öyle. O yüzden şaşırdım. Niye olduğunu anlamadım ama vardır bir sebebi. Aynen öyle. Ya bence Carlini iyi oynuyor. Carlini yani kaç, üçüncü senesi takıma... bu sene. Ben hep de unuturum öyle şeyleri. Üçüncü sezonu mu bu sene Carlini? Üçüncü. Hatta ya, dördüncü sezonu. Dördüncü sezonu. Evet. Yani artık oturdum. Bu takım benim. Milli takıma yeniden girmiş. Tıkır tıkır aynen öyle. Milli takıma da çağrılmış. Dolayısıyla bence hani baktığınız zaman Türk Hava Yolları da karşı tarafı yenmek için ne gerekiyorsa o kadarını koyuyor. Evet. Yani daha fazlasını koymuyor şimdi ne yalan söyleyeyim. Ama sonuçta baktığınızda gene ikinci setin ortalarına kadar biraz mücadele oldu da sonra açıldı ara. Ama hani üçüncü set 7-16 idi. Yani zaten hani çok da bir şey yapmaya gerek kalmadı. Dolayısıyla... Ben bir Abondanza şeyi açmak istiyorum. Yani buyurun. Şöyle Abondanza... Bütün yani antrenörler maçı... ne çekti bizden ama, be arkadaşım. Ama bu sefer iyi şeyler söyleyeceğim. Şimdi Televole'ye döndük ya. Abondanza ile ilgili şöyle. Ben Fenerbahçe'deyken de yani Abondanza resmen elimizde büyüdü desek büyüdü biliyor musun yani. Yaşça işte yani spor yaşı olarak da yani kültür olarak yaptığı işler, hamleler, davranış biçimi, sporcu ilişkileri yani bize yansıyan tarafıyla anlatıyorum tabii. Biz sağdakini görüyoruz. Gerçekten büyüdü. Yani ya, yani başka bir şey oldu ve... Baba oldu baba. Baba oldu en başta doğru. Hayır, yani Damla, baba olduğu için büyümüş belki olabilir. Belki de olabilir. Yani, bir şeylerden etkilenerek yani o Fenerbahçe'de ya ne işi var bu adamın burada duygusunu veriyordu bana. Yani çünkü çok irite ediyordu yani hakikaten. Oyuncu ilişkileri benim sürekli konuşan böyle bir ters bir adam gibiydi. Abi şimdi... Merhaba demeyen. O kadarını bilmiyorum tabii ama yani şimdi... Yani gerçekten iyi yönetiyor takımı. Belli bak. Antrenörlüğüne zaten laf edemeyiz. Saha, antrenman yaptırma falan. Şimdi bunları ya o seviyeye gelmiş adamları orada eleştirmek ayıp kaçar. Yani ben sen oralara hiç misin? Dokunmam yani. Sen 2012'ydi galiba.
2012 olabilir. Fenerbahçe'nin Avrupa şampiyonu olduğu Şampiyonlar Ligi Azerbaycan'da Bakü'deydi. Orada onun takımı üçüncü oldu. Evet. Yani esasında antrenörlüğü kötü bir adam değil o. Bizim bildiğimiz biri değil. Ben antrenörlüğün o bölümlerini farkındaysa çok konuşmayı da sevmiyorum. Çünkü içinde değiliz ve oraya gelmiş bir adamın, yani orayı tartışırsak ayıp ederiz diye bir duygum var. Ama bazı şeyler var, onlar bizim gözümüzün önünde oluyor. Maç yönetmesi, oyuncu ilişkileri, genel tavır, yaptığı işle ilgili stratejisi. Yani anladın mı? Şimdi buralar gözümüzün önünde bir şey olduğunda biz de orada bir fikrimizi koyma hakkımız doğuyor. Yani. Şimdi Abondanza'nın şu yaptığı, yani hakikaten hamle, yani Van Rijk hamlesi bile çok değerli. Niye? Düşünsene, bir takımın hücum gücünün %60'ını kenara alma hakkı. Yani anladın ya, bir değişiklik ya. O kolay iş değil ya, Van Rijk değişikliği hedef maçta. Ve bir de iyi giden bir durumda değil yani. Kötü giden bir durumda bir hamle gibi yapıyorsun yani. O yüzden yani bunu yapma biçimi, oyuncu ilişkileri, bence artık belli bir lige ve bizim için de belli bir seviyenin antrenörüdür. Abondanza'ya sevgilerimizi iletiyorum. Ya Van Rijk kötü oynamıyordu, iyi oynuyordu. İyi oynuyordu. Ama hani şöyle, şimdi elindeki alternatifi iyi değerlendiren bir antrenör. Öyle söyleyeyim. Şeyi biliyorum, neyi tabii biliyorum. Bu. Fenerbahçe'ye geldiği zaman Fenerbahçe'deki oyuncularla bir iletişim kurmasında sıkıntı çıktı. Problem oldu. Çok da öyle hakikaten sevimli bir adam değildi yani. Merhaba demezdi, yürür giderdi, konuşmazdı falan filan. Şimdi sanırım hakikaten ben bunu laf olsun diye söylemedim. Baba olmak olabilir. Doğru söylüyorsun. Bence hani biraz Damla da eğitmiş aynen olabilir. Öyle. Damla da onu eğitti herhalde büyük ihtimalle. Şu anda mesela hani gülüyor, ilişki kuruyor, muhabbet ediyor oyuncusuyla, başka antrenörlerle arkadaşlık etmeye başladı falan. Yani biraz o da Türkleşti diyelim. Bravo. Daha doğrusu. En basit, tabii hemen sahaya yansıyor. En basit İlişki örneğini vereyim. Yani ben çocuğum olduktan sonra Metin'den bile anlaşabilir hale geldi. Ama bana sorarsan gene ben onu hani bir Vakıf Bank'ın başında ya da işte bir Fenerbahçe'nin başında tekrardan düşünemem. Bence hani o Türk Hava Yolları gibi, işte Galatasaray gibi takımlar için ideal bir antrenör diye düşünüyorum. Enteresan, bak bu da bilir kişi saptaması, saygı duyuyoruz. O zaman var mı başka söylemek istediğin kızlarla ilgili? Bu şu hafta konu, bu kadar. Yok. İki dakika o zaman şu şeyi üçümüzle konuşalım. Fenerbahçe Vakıf. Yani çünkü Perşembe günü çok önemli. Yani biri kırılacak. Evet, burada olmayacaksın. Evet. Maça gideceksin. Yani, evet, biz bize kalacağız. Yani çok yani her şey açık ve ben Fenerbahçe'nin yükselen formunun bu maçı daha da keyifli hale getirecek döneme de denk geldiğine inanıyorum. Ne düşünüyorsun? Bence çok zor bir maç olacak. İki taraf için de keyifli bir maç olacak. Belki şu son birkaç haftadır ki Fenerbahçe'nin ve Vargas'ın performansını görmemiş olsaydım, hani ligdeki sonuçlara bakalım, işte Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndaki sonuçlara bakalım ve Vakıfbank'ı belki bir tık daha yakın görüyorum bu işe derdim. Ama açıkçası şu anda tam biraz tersini düşünüyorum. Bence yani Vargas pasör çaprazı olarak kaç sene oynadıysa Türkiye'de hatırlamıyorum. 3-4 kaç sene. 2 sene oynadı. Herhalde şu anda en iyi sezonunu geçiriyor. O da büyüdü. Çok hata yapan, böyle kritik yerlerde oraya kadar harikalar yaratıp kritik yerlerde yaptığı hatalarla setlerin, maçların gitmesini sağlayan bir oyuncuydu. Ama o da çok hakikaten şu anda ne gördüysem tıkır tıkır top oynuyor. Dolayısıyla Fedorat Seva'nın ona ne kadar katkı sağlayacağı tabii ki çok önemli, çok önemli. Tartışmasız. Ama yani Naz gibi, Eda gibi bu turnuvaları oynamayı bilen, işte Örge gibi, Meliha da artık bence Meliha'da, o kategoriye çıktı. Girdi. Hem milli takımlarda hem geçen sene Vakıfbank'ta, işte iki senedir Vakıfbank'ta, şimdi Fenerbahçe'de. Ya bence zorlu bir turnuva, zorlu bir maç olacak, zorlu bir yarı final olacak daha doğrusu. Ben ama İbre'yi birazcık Fenerbahçe tarafında görüyorum. Dünya? Ya şimdi Vakıf Bank'ın tam kadroyla çıkıp çıkamayacağını bilmiyorum. Amerikalı... Ya galiba başta bir ufak sıkıntı var yani, ama büyük ihtimalle çıkarlar diye tahmin ediyorum. İşte o performans neyi gösterecek? Ama benim son hani birkaç haftadır
Vakıf Bank'ta gördüm. Senin de dediğin gibi servis karşılamada sıkıntı yaşıyorlar. Top öldürmede zaman zaman sıkıntı yaşıyorlar. Yani ona paralel o bildiğimiz olarak yıldız oyuncular kendi yıldızlıkları gibi oynamıyorlar. En şey Vakıf Bank'ta güvenebileceğin Gabi. Yani her maçta aşağı yukarı aynı performansı veriyor. Takımı sürükleyen oyuncu gibi gözüküyor. Ötekilerde iniş çıkışlar oluyor. Bu yüzden ben de Fenerbahçe'nin o yükselen performansıyla Fenerbahçe'yi biraz daha şanslı görüyorum. Ama o hani üstünlüğünü, o gücünü kabul ettirebilirse şanslı görüyorum. Yoksa yine gitti geldi, çekişti, indi çıktı, iki sayı, üç sayı filan gerçekten zor bir maç olacak. Vargas'taki görüşünüze katılıyorum. Vargas bir sene Türkiye'den ayrı kaldıktan sonra daha gelişmiş olarak döndü. Yani iki daha sene istekli. Türkiye'den giden Vargas değil, Türkiye'ye dönen Vargas. Hem istikrar olarak hem de fizik güç olarak, potansiyel olarak daha kuvvetlenmiş gördüm ben onu. Bir pasör çaprazının zaten en çok ihtiyacı olan şey yani her topa smaç vuran birisi. Defansta biraz var, biraz yok. Ama çok iyi servis bazen atıyor. Bazen iyi defans da zaman zaman. Yani pasör çaprazları genelde hani daha beklenmez onlardan. İçlerinde en iyilerinden biri. Servisini de istikrarla atıyor. Hani bu şeyle Fenerbahçe bu attığı servis gücüyle zaten Vakıf'ı istediği gibi hücum ettirmez ise daha şanslı. Zaten ben yani benim her zaman söylediğim papağan gibi hep aynı şeyleri söylüyorum ama yani burada servis olarak kim üstünlük sağlayacaksa o maçı kazanmaya daha yakın olacak. Bir de hani hep diyorduk ya Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndan sonra Vakıf Bank'ı eski Vakıf Bank gibi hani gibi görüyoruz. Kazanmaya. Onu görmüyoruz artık. Evet, biraz o da kayboldu. Yani o sihir gitti. Ama bak dünyanın demin söylediğinin alt paralelinde bu Vakıf Bank için de geçerli olmaz mı? Yani Vakıf Bank bu tecrübe ve kabiliyete ve özellikle de bu tip hedef maçlarda hani kulüp refleksi var. Yani bu çok önemli değil mi? Sen yıllarca böyle bir kulüpte oynadın Eczacıbaşı'nda. Yani hani Eczacıbaşı'nın şeyi vardı. Yani formasının bir ağırlığı derlerdi ya. Vakıfbank da yıllardır artık bu hale geldi yani. Vakıfbank formasını sahaya koyduğunda 1-0 önde başlayacağı bir sürecin içindeyiz. Ve dünya şampiyonası bunu gösterdi açıkça. Yani Vakıfbank'ın o tecrübesi Fenerbahçe Spor Kulübü'nün voleybol takımından çok daha üstte. Yani alışkanlıkları, kazanma dürtüleri, ne dersen diye malzemecisinden başkanına. Yani orada bir böyle bir mekanizma var. Şimdi bu mekanizmalar küçümsenmemesi gereken ve böyle zamanlarda da bir şeyi kolay açığa çıkaran şeylerdir. Ben çok inanırım buna. Yani kulüp refleksinin, kulüp alışkanlıklarının. Dolayısıyla Vakıfbank'ın bu yüzden bir şeyi bu maça özel yapabilir. Yani bu beklentim içinde ama ben de size katılıyorum. Sahadaki oynanan voleybol Fenerbahçe'yi daha ağır bastırıyor. Ama şunu da unutma. Vakıfbank'ın oynadığı çeyrek final tabii ki Resov'u Fenerbahçe Opet kadar ciddiye almadılar. Yani ben almamışlardır ciddiye almadım, diye tahmin ediyorum. Ama sen bana katılırsın. Orada zaman zaman yani çaylak oyuncular gibi oynadılar, hareketler gördük. Bir takım değil de doğru, daha çok bireysel birkaç oyuncunun çıkışıyla, sırtlamasıyla götürdüğünü gördük. Hani bu Vakıfbank'ta çok görmeye alışık olduğumuz bir şey değil. O yüzden yarınki maç tabii ki böyle değildi. Çünkü rakibi aynı kefeye koymayacaklardır tartışmasız. Fenerbahçe'nin çok daha iyi bir takım olduğunu ve önemsenmesi gerektiğini biliyorlardır ama şimdi oradaki paniği de yaşayalı daha şurada bir hafta 10 gün oldu. Yani biraz Fenerbahçe zorlarsa oraya dönebilirler yani diyorsun. Şimdi o psikolojiyle geliyor Vakıfbank. Evet. Fenerbahçe ise şöyle bir çıkışla geliyor. Evet. Yani o dünya o biraz kulüplerin üstünden 3 ay geçti. Evet. Yani o biraz aslında iğmeyi yine Fener'e doğru kaydırıyor. Bakalım göreceğiz. Evet. Ama güzel bir maç seyredeceğiz ona eminim. Kesin tartışmasız. Var mı başka söylemek istediğin bir şey? Teşekkür ediyorum. Evet Dünyacığım. Yani erkeklerde çok fazla değişiklik yok, küme düşen takımlar belirlendi. Halk Bankası'nın birinciliği tescillendi. Arkas bir ara şeye girmişti sonra. Arkas şu anda dördüncü durumda. Evet, dördüncüde ilk dörde girdi bu haftaki önemli galibiyetten. Ziraat'la Fenerbahçe yer değiştirmişti zaten. Spor Toto, Galatasaray onlar aralarında
değişiklikler yapabiliyorlar zaman zaman. Ama aşağı yukarı şey belli oldu. Ligin gidişatı belli oldu. Fenerbahçe o istikrarlı çıkışını sürdürüyor. Yani sezonun ortasında bir pasörle bambaşka bir takım haline geldiler. Hakikaten öyle. Aslında bak o dönem için Oğulcanlar, işte bir takım genç pasörler falan, yani şunu net ortaya koysun kafalarında da, yani pasör idare eden, pas atan, çok iyi pas atmak ya da bir şeyden daha da farklı bir kimlikle o kendini ortaya koymak zorunda. Yani sadece eylemsel olarak pas atmak değil bu iş. Yani o takımın içinde bir sürü farklı gücü de ortaya çıkarma kabiliyeti belki de. Yani şu anda Fenerbahçe'deki oyuncuların bazen 5 kişiyle hücum ediyorlar. Abartmıyorum yani. Herkes arkadan da, yani arka orta, pipe smacı, 1 numara, yani 5 numaradan da birer an vurabilir yani. Öyle bir garip bir şeye geldi takım. Ya yani o kendinde o gücü hisseden oyuncuların sahada bir güç gösterisine dönüştü yani. Çok çok önemli bir fark yani. Bunda gerçekten geldiğinden beri ben övgüler düzüyorum ama haksız değilmişim yani, değil mi? Yani çok önemli bir kişi. Bana bakma, seyretmedim, bilmiyorum. Sen bir seyretmen lazım. Ama senin... yani dünya benim bir pasör hakkında iyi konuşması gerçekten senin bir mucize. Senin bu pasör merakın nereden kaynaklanıyor, bunu anlayamıyorum. Bu İranlı'nın... Yani sen iki sene daha oynasan döner pasör olurdu, öyle bırakırdın voleybolu. Allah da ucuz atlatmışlar yani takım arkadaşlar. Evet. Hani önemli maç dersen... Arkas Halk Bankası maçını seyrettim. Güzel, çekişmeli bir maç oldu. Ama Arkas ilk mağlubiyetini tattırdı Halk Bankası'na. Evet. Lütfen bitirmeme müsaade edersen söyle. Tamam, sustum. Fenerbahçe Hediye Sigorta Spor Toto'yu net 3-0'la geçti. Dediğim gibi o yükselişte. Ziraat Bankart'ta bir tuhaflık başladı. Hani sezonun başındaki Ziraat Bankart gitti, başka bir takım haline dönüştü. 3-2 yendi Bingöl Solhan Spor'u. Ki Solhan 6 galibiyetten küme düşüyor. Evet. Hem de Ankara'da. Yani Termat yine çok... Var yok. Var yok gibi gözüküyor. Bursa 3-0 geçti Tokat'ı. Bursa iyi oynuyor son zamanlarda ve Bursa zaten sezon içinde 1-2 evet, hani böyle iniş çıkış yaptı ama genelde istikrarlı oynuyor. Elindeki şeyi, kapasiteyi iyi değerlendiriyor. Evet, Gökhan orada fark yaratıyor evet, bence. Galatasaray Altekma'yı 3-2 yendi. O da İstanbul'da evet, 3-2 yendi. Hani biraz... Altekma da toparladı farkındaysa. Altekma toparladı. Evet. O şeyin kendi istikrarlı oyununu yakaladı. Denk getirdiği takımlarla işte 3-2 oynuyor. Bazen kazanıyor filan ama Galatasaray'ın şeyi hani yükselecek mi dersen şu anda o yok, yükselişi ben o Galatasaray'dan evet, beklemiyorum. Yeni Kızıltepe 3, Avşar Maden Suyu 0. Sorgun Belediye Old Pavraki 3-2 yenildi. Ve Arkas Halkbank maçına seyretmiş iki televizyon yorumcusu olarak onu konuşalım uzun uzun. Üzerinde evet, biraz şimdi konuşalım. İlk ben, mağlubiyet. Evet, ben şimdi maçın içinde birkaç tane başlık yakaladım kendime göre. Bir tanesi bir genç oyuncuya, hele kapasitesi ve gerçekten sana fark yaratma potansiyeli olan bir genç oyuncuya sabretmenin ne kadar değerli olduğunu... Herhalde Mirza örneği, biraz da zorunluluktan oldu belki. Evet. Ama sabrettiler yani. Mirza, hatırla konuşuyorduk sezon başında. Yani o kadar basit hata yapma potansiyelinde ama sahada da o kadar ürkek duruyor ki. Yani o bir taraftan da sempati yaratıyor insanda, tamam mı? Yani insan hani kızacaksın, üzülüyorsun, tamam ya falan oluyorsun. Çünkü abuk zubuk hatalar falan ama şimdi... Yani şimdi bak, takımı aldı başka yere götürüyor. Mirza deyince seyrederken benim Mirza'dan beklentim aynı Efe'de olduğu gibi. Değil mi? Hadi oğlum, hadi aslanım. Çünkü 2-5 mi, 2-7 mi yani? 2-9. Öyle bir şey yani. 2-9 değil. Öyle o mi? Abisi 2-11 ama evet yani 2 metrenin üstünde servis karşılayan ve bir 4 numara.
servis karşıladığı gibi hani o boyla bir de zıplayan oyuncu. Şimdi fizik olarak da yavaş yavaş geliştiğini görüyorum. Yani, güçleniyor değil mi? Evet. Evet, çünkü her dakika seyretmediğimiz için hani birkaç haftada bir maçını seyredebiliyoruz televizyondan. Hem kuvvetlendiğini hem de fizik olarak da geliştiğini, büyüdüğünü görüyorum. Çok şey, önemli bir şey Türk voleybolu değil için. Değil mi? Bak yani sabretmek bir bu tip bir oyuncuya ne kadar iyi geldi yani. Önce Efe pasör çaprazıydı. Aman dedik. 4 numaraya dönsün lütfen dedik ve milli takımında ihtiyacı var, arkasında ihtiyacı var diye 4 numaraya döndü. Mirza pasör çaprazı oynayacak diyorduk. Efe'nin yokluğunda o da 4 numaraya döndü. Şimdi iki tane hani büyümekte olan, nazar değmesin, yıldız olacak sinyalini veren iki tane 4 numara arkasında var. Burada yani Glenn Hag'a teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Yani Türk voleybol adına, yani erkek voleybol adına. Yani orada kolayına kaçıp yabancı oyuncusu kim? Pasör çaprazı Gonzales miydi? Brezilyalı. Brezilyalı evet. Olan oyuncuyu pasör çaprazı oynatıp Bruta'yı da 4 numaraya çekse kim hayır der? Hayır. Takımı herkes makul karşılar. Çünkü Brutay çok iyi servis karşılayan bir 4 numara oyuncusu. İyi bir takım kurdu dersin değil mi? Sen Brutay'ı pasör çaprazına çek. Mirza'yı oynatma ısrarında devam et. Yani gerçekten yani Türk voleyboluna bir katkıysa önemli katkılardan biri. Zaten Arkas kulüp olarak, aile yapısı olarak Türk voleybolunun gerçekten üretim çiftliklerinden biri yani. Yani saygıyla buradan hakikaten sevgiyle ya çok önemli Lucian bir iş Arkas'tan yapıyorlar ve yani İzmir'in göz bebeği tartışmasız İzmir'i yani de ön plana çıkartıyor yani bunu, bu bunu başarılar. Ayrı bir yere koymamız lazım yani. Şimdi Brutay pasör çaprazı diyorsun, arada servis karşıladığı da oluyor. Tabii tabii. Yani arkadan Mirza'ya hücum ettiriyorlar falan. Yani kurguyu bir anda zaten Ulaş'ın oraya gitmesi çok iyi gelmişti. Ya şimdi takıma yani şu son Halk Bankası maçında eski Arkas'a bayılırdık ya yani, ulan ne, yani işte o takım falan yine aynı duyguda. Bak sezon gibi. Başında sıkıntı vardı. Evet. Ulaş'la bir türlü uyum sağlayamadılar. Ama şimdi artık takım oturdu ve takım hüviyetine büründü. Şeyleri düşün. Geçtiğimiz senelerdeki Arkas takımını düşün. 3-4 oyuncusunu birden kaybetti. Başka takımlara gittiler. Oralarda yıldız gibi oynuyorlar. Buradan yine yenileri yetişiyor, geliyor. Hep de söylüyorduk bir Türk pasörle oynasa, bir Türk pasörü oynayabileceği en iyi Türk pasörü aldı Arkas. Şimdi Halk Bankası ile ilgili bilmiyorum sen hissettin mi? Taner Hoca'nın yaptığı işi çok gerçekten değerli buluyoruz. Yaptığı işle ilgili defalarca da konuştuk üstüne. Fakat şimdi bu maçta yani Bruno her zamanki Bruno gibi değil. Tamam mı? Yani Bruno'nun tabii ki büyük güç. Her an bir şeyleri değiştirme potansiyelinde ama yani kenarda Efe var. Ve Efe de çok potansiyelli bir oyuncu. Ve Yiğit de Efe tercih edilebilirdi hissine hiç kapıldın mı? Yani maçın içinde çünkü Bruno'nun üst üste yaptığı birkaç hatadan ben yani değiştirebilirdi yani ama ben öyle düşünmüyorum bak. Yiğit de değiştirdi falan yani. Ben, evet, Yiğit'le değiştirdi Efe'yi. Çok mu iyi oldu? Evet. Yani çok bir şey, aşırı bir şey değişmedi. Ama Bruno o takımın hakikaten işte hani Vakıfbank'ta Gabi ne iş yapıyorsa burada da bu çocuk aynı işi yapıyor. Ya 1.87 boyunda hani voleybolda cüce bir adam ama teknik ve o zıplama kapasitesiyle, doğru timingiyle hakikaten çok önemli iş yapıyor. Zaman zaman elbette ki aksıyor ama artısı eksisinden fazla. Yani çok beğenmediğin maçta bile burada ben 4 set boyunca notlar aldım. Maç bitene kadar hep Bruno iyi, hep Bruno iyi, Bruno toparladı, Bruno ya ben hep tabii notlarında Bruno Efe, var yani. Efe de oynasın istiyorum ya sonuçta. Efe'nin oynamasını ya, çok istiyorum. Yani o ayrı. Bir şovent Efe'nin oynamasını çok istiyorum ama hani Bruno o takımda hakikaten çok önemli bir... Selçuk çok kolay değiştiriyor gibi geliyor bana ya. Yani Selçuk sonuçta... 40 yaşında Metin abi. Ha? 40 yaşında öyle Selçuk. Mi diyorsun? Yani ya Selçuk'u çok kolay değiştirmiyor. Selçuk'u değiştiriyor. Yerine Aslan giriyor. Ama yani biraz daha blok, biraz daha güç, dinamik. Aslan da iyi oynuyor yani. Evet, ben Aslan da iyi oynuyor. Yani Aslan'la Selçuk değiştiğinde Aslan kötü de Selçuk tekrar giriyor değil. Yani o değişikliği
Selçuk'u dinlendirmek yani için veriyor. Selçuk hakimiyetinde yani bu sezonun namağlup gelen Vakıfbank'ın kritik maçlarını hatırla. Yani Selçuk başka bir farklar yarattı bu takım için. Ya ben hiç tartışmam bile ama tabii işte antrenörlerin başka bir bakış açısı. Yok, onu kimse tartışmıyor. Hayır, onu zaten bak bu bir şey Türk sporu için tehlike. Ben bunu hep söylüyorum. Üç tane hani aslan gibi pasör, üçü birden voleybolu bırakmaya yakın yaşlardalar. Yani onların yerine gençler lazım. Onlar idare edip o gençleri yetiştirecekler. Sıkıntı olduğunda girip takımı toparlayacaklar filan yaşına geldiler. Yenileri de öyle kolay gelmiyor onların yerini dolduracak. Resmen gelmiyor, hakikaten doğru. Evet, var mı başka? Şöyle beni çok şaşırtan şey bu maçta hani ikinci sette Hawk top öldürmedi sıfırla sayıyla. Hakikaten değil mi? Doğru yani. Sonra işte üçüncü sete geçtiler, hala top geçemiyor şeklinde devam etti. Kim vardı? Batuhan'ı oynatabilirdi mesela orada da. Yani ya, Batuhan da iyi bir güç çünkü. Bu çocuk Kanada milli takımında da hakikaten tecrübesiyle, temel tekniğiyle çok iş yapan bir adam. Hücumda da çabuk doğru. Toplarda... özellikle servis karşılamada servisi de iyi. Yani bir şeyi var. Blokta bir yüksekliği var. Temel teknik voleybolu bilerek oynuyor. Ama bozulduğu zaman da toparlanması çok zor oluyor. Yani hep bunun üstüne yükleniyorlar. Hem Türkiye Ligi'nde hem milli takımlarda. Onu bozmaya çalışıyorlar. Bozulunca da toparlaması çok zor oluyor. Sıkıntı orada. Evet. Aslında orada tabii varyasyon olarak yani Brutay'ı dörde çekip de yapabilirdi ama hiç o karıştırmıyor kafaları. Yani ben voleybolun bazı alışkanlıkla yürüyen taraflarına da inanırız yani biz. Çünkü orada bir şeyler çok çok önemli. Karıştırdın mı? Evet. Kafalarda karıştın mı bir daha toparlayamıyorsun. Yani. O yüzden bence doğru yapıyor ama şeyi sokabilirdi yani. Batuhan da çünkü fena bir oyuncu değil yani. O da kapasiteli, çok sıçrayan falan. Hı-hı. O da gencecik bir olan yani. Onun da zamanı gelecektir yani. Doğru. Çok güzel ralliler oldu. Evet, hani erkek voleybolunda çok alışmadığımız kadar top gitti geldi defanslardan toplar çıktı. Kaç saniye diyordu spiker yani yani çok top düşmüyor ve hücumlara düşmüyor yani hani basit top. İyi de servis attılar. Evet. Her iki takımda iyi servis. Güzel maçtı. Ben keyifle seyrettim yani. Evet. Kimin kazanacağını da hani çok net önceden de anlayamadım. Hani evet Arkas kazanır ya Halk Bankası şimdi çevirip alacak filan da diyemedim. Ya, başa baş giden. Dördüncü sette yani 4. sette 21-17 idi. 22-22 oldu. Evet, 20 başa başa geldi yani oradan gidebilirdi ve ne olacağı da belli olmazdı 5. Hayır. set yani. Var mı başka Pelin'cim? Yok, teşekkür Dünyacığım. Ederiz. Teşekkür ediyorum bana da söz hakkı verdiğiniz için bu program. Arada yani konuşacak. Biz 45 dakika konuştuk. 10 dakikada dünya bir konu. Ben şimdi Halkbank'ı seyrettim geçen hafta. O yüzden hani yorum yapacağım ama susuyorum herhalde. Adamcağızın lafını şey yapayım, bölmeyeyim diye. Size hakikaten ağzınıza sağlık diyorum. Biz bir programın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta buradayız. Hatta Perşembe günü çok önemli bir maç var. O maçın arkasından da program yapacağız. Şimdilik hoşça kalın, iyi akşamlar.